14 Mayıs'a çok az zaman kaldı. Bu seçim süreci herkes için bir yandan çok hırpalayıcı bir süreç oldu. Çünkü Türkiye'nin siyasi iklimi bu hırpalanmaya çok müsait. Bütün bunun içinden biz nasıl çıkacağız? Bunu böyle çok kısa bir cümleyle özetlemek gerekirse mesela 15 Mayıs sabahı için ne dersiniz? 15 Mayıs sabahı için bir şey diyemem. Uyuyor olacağız abi. Çünkü 14 Mayıs gecesi şurada partiliyor olacağız. Böyle bir hayalle açıkçası. Yani herkes gibi biz de, her vatandaş gibi elbette 22 yıllık bir karanlık var ve artık hani 22 gün, 25 gün falan kaldı. Gün sayar bir moddayız. Çıkışımızın da yolu aslında yeri belli. Tayyip Erdoğan olmayan adaya oy vermek suretiyle elbette ki kendisinden zat-ı şahanelerinden kurtulunca sihirli değnek değmiş gibi her şey bir günde düzelmeyecek. Ama bu insandan ve temsil ettiği saray rejiminden kurtulmazsak hiçbir şey düzelmeyecek. Herhalde tek cümleyle özeti bu olsa gerek. Şu kişiye oy versek daha iyi olur dediniz Tayyip Erdoğan olmayan yerine. Şöyle ifade edeyim, hepimizin çok rasyonel davranması gereken günlerden geçiyoruz. O yüzden de zaten biz Türkiye İşçi Partisi olarak son 5 senedir üstüne basa basa ortak bir aday etrafında birleşilmeli diyorduk. Şu anda da zannediyorum ki ortak bir aday etrafında birleşilmiş durumda, başka renklere girmeye de hiç gerek yok. Yani değil, çünkü ikinci tura kalma ihtimali dillendiriliyor, geliriz muhtemelen ona da. Değil, 14 gün 14 dakikada bu insanda geçirecek lüksümüz yok. İkinci tur ihtimali var, evet. Bu ihtimal bazı adayların kendisini toplumda ifade ediş tarzıyla da bir irade beyanıymış gibi ortaya çıkıyor. Örneğin Muharrem İnce ikinci tura bırakacağım diye açık açık söylüyor. İkinci tura kalması ihtimalini nasıl görüyorsunuz? O kadar yüksek görmüyorum açık söyleyeyim. Yani bundan bir aya kadar önce bir öfkeli seçmen var. Yani bunun farkına varalım. Seçmen dedi, yurttaş bu insanlar ve çok öfkeliler. İktidarı olduğu kadar muhalefete de öfkeliler ve bunun için çok aslında geçerli sebepleri de var. Ama bu öfkeli tabir ettiğimiz seçmen işte kah zafer turizmin bir anlamsızca yükselişini görüyoruz anketlerde, sonra çıktığı hızla inişini. Ben Sayın İnce'nin akıbetinde benzer olacağını düşünüyorum. İkinci tura bırakacak kadar ciddi bir oy alabileceğine hiç ihtimal vermiyorum açıkçası. Ama yani yine de gereksiz, çünkü bu o kadar büyük bir dönem değişimi olacak ki ne kadar yüksek bir farkla, ne kadar büyük bir farkla bu saray rejiminden kurtulmayı başarırsak o kadar ciddi bir iş ispat etmiş olacağız. Siz CHP'den niye ayrıldınız? Ben CHP'den niye ayrıldım? Çünkü ben sosyalist oldum. Açık ve net aslında. En gerçek sebebi bu sanıyorum. Meclisin içerisinde ben iyi bir sosyal demokrat olarak nitelendiriyordum kendimi. Cumhuriyet Halk Partisi kendine bir yol çizdi ki az önce konuştuğumuz şey, en işte mutabakat sağlayabildiğimiz ortak aday çevresinde çok farklı kesimlerin bir araya getirilmesi. Bunlar zor şeylerdi. Ama günün sonunda baktığımızda CHP kendi sığıyla ittifak içine girmeyi tercih eden bir pozisyon aldı. Bunun yanı sıra benim kişisel bir değişimim oldu. Yani artık sosyal demokrasi benim için kabul edilebilecek ya da savunulabilecek bir şey değil. Ben daha hani sınıflar arası adaleti gözetmek yerine o sınıfları tamamen ortadan kaldırmak için mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun yanı sıra az önce bahsettiğim tablo, evet, inşallah umut ediyorum ki Millet İttifakı saray rejiminden kurtulacağız ve en güçlü rakibi olarak görünen Millet İttifakı evet gelecek iktidara, ama ondan sonra ne olacak sorusu da benim için çok büyük bir soru. Şimdi baktığımızda evet oradaki ittifakta en solda CHP duruyor ve birçok yanında sağcı olarak kendini de nitelendiren, liberal olarak nitelendiren partiyle bir birliktelik içinde. Öbür tarafa bakıyorum, şimdi müstakbel muhalefet diyeceğim. Bir yerde AKP var, hemen yanında MHP var. Muazzam bir böyle bir eksende sağa kayış söz konusu. Tipin varlığını o yüzden de biz aslında çok önemsiyoruz. Böyle en soldan, yani olabilecek en soldan en ciddi ağırlık merkezini kurabilirsek ülkenin dengesinde de faydamız olacağını düşünüyoruz. Orada Hüdapar meselesi var mesela, ya da yeniden refah meselesi var. Evet. Talepleri üzerinden kesinlikle söylüyorum bunu. Kimlikleri üzerinden de değil. Ortaya çıktıkları ve ittifaka girerken karşı tarafı da, yani asıl muhatabı olan AKP'yi de ikna etmek için kullandıkları dil ve oradaki kadına düşmanlık meselesi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım acaba? Evet, aslında mesela bir önceki soruya dönersek saydıklarımız, yani bu bahsettikleriniz yanında masum kalıyor. Saydıklarımız, bu bahsettikleriniz yanında tırnak içinde konuşacağım, demokratik kalıyor artık. Yani o kadar bir denize düşüp yılana sarılma hali baş gösterdi ki,
Gülümseyerek anlattığımı bakmayın, sinirden de oluyor bir arada. Kadın düşmanlarıyla açık açık iş yapma noktasına sürüklendi. Yani bir yandan da şeyi de düşünüyorum inanın hep ben. AKP aslında bir yere falan sürüklenmedi. Böyle özüne döndü gibi geliyor bana bir yandan da. Hani sanki böyle ilk çıktılar 2002'de ay ne kadar minnoşlardı değil mi? Liberalleri falan etkilemek için ellerinden geleni yaptılar. Süper demokratiklerdi, öyle buna inanan insanlar da oldu. Ciddiye alınabilecek insanlar da inandı bu tutuma mesela. Geldiğimiz noktada ben yaldızlarının ve makyajının patır patır dökülmesi hali olarak aslında nitelendiriyorum bu. Yılana düşüp, denize düşüp yılana sarılma hali. Alınacak oy oranları üzerine birazdan konuşacağız ama bir yandan önce sizin dörtlünün, öyle diyeyim, dört milletvekili olarak parlamentoda oturduğunuz sandalyeler üzerinden çıkardığınız sesin epeyce iyi duyulduğunu, kuvvetli duyulduğunu görüyoruz. Bunu ayrıca hani bir övgü olarak değil, bir realite olarak söylüyorum. Dolayısıyla baktığınızda bu sesin toplumsal karşılığı olduğunu da düşünüyor musunuz? Yani gençler üzerinde, ne bileyim ben yaştakiler üzerinde, sokaktaki pek çok işte emekçinin üzerinde var mı bunun? Siz nasıl karşılıyorsunuz ya da sizi nasıl karşılıyorlar, öyle diyeyim. Ya evet, onu diyeceğim. Düşünüyorum diyemem, haksızlık olur. Biliyorum demem lazım ya da görüyorum demem lazım. Çünkü özellikle bu son dönemlerde malumunuz seçim saati haline girdik. Şimdi esnaf ziyaretleri falan yapıyoruz. Onları da diyorum, başladı siyasetçilerin sizi darlama zamanı. Ama ben hani aktif olarak 10-12 senedir sanıyorum siyasetin içerisindeyim. Herhalde hiç bu kadar büyük bir teveccühle karşılandığımız bir tek benim ya da diğer vekil arkadaşlarımın da değil. Yani partiye duyulan teveccüh hakikaten çok yüksek. Bu da bizi hem duygulandırıyor hem de yalan söyleyeyim böyle sorumluluk duygumuzu hakikaten çok arttırıyor. Bir yandan da ama çok sevindiriyor. Çünkü böyle bir şey goy goy da dönüyor diyor Murat Bey böyle işte. Sosyal medya gazı bu şey ya işte yankı odası falan. Bu arada yalan değil şey anlamında. Evet, sadece bir şeyleri sosyal medyayla ölçmeye çalışırsanız bayağı yanılırsınız ama pazara gittiğinizde çok farklı kesimlerden çok farklı kadınlar, gençler boynunuza sarılmaya başladıysa onun tek açıklaması artık sosyal medya olamaz diye düşünüyorum. Bütün bunlar olup biterken bir de sizin ittifak içi tartışmalarınız da var. Epeydir de devam ediyordu ta ki milletvekili aday listeleri ortaya çıkana kadar. Hala muhabbetini yapan var. Hala evet, bir şekilde daha dün akşam örneğin Ankara 3. bölge 1. sıra adayınızın çekilmesini talep eden bir takım kampanyalar sosyal medyada benim karşıma çıktı örneğin. Buna ne diyeceksiniz? Şununla eleştirildiniz. Tipin gösterdiği adaylar nedeniyle işte belli sayılarda, bu sayılar değişiyor çeşitli kişilere ve gruplara göre. Herkes matematik profesörü oldu maşallah. Evet. Milletvekili sayılarının azalabileceğine dair eleştiriler size yöneltildi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Haksız eleştiriler bunlar. En başından onu söylemem lazım. Şunu da söylemem lazım. Bu eleştirilerin varlığı böyle ne üzüyor beni ya da bizleri, ne kızdırıyor, ne şey. Bilakis şunun çok farkındayız. Yani herkesin önce onu bilmesi lazım sanıyorum. Herkes o kadar panik ki ve Murat Bey o kadar haklılar ki. 22 yıldır devam eden, tabii ki önceden de güllük gülistanlık bir ülkede yaşamıyorduk. Hani milleti oraya koymuyorum ama özellikle son 22 yıldır hele referandumdan sonra, geçtiğimiz saray rejiminden sonra insanlar inanılmaz derecede bunalmış durumda. Ve böyle herkes çok haklı bir panik atak haline. Yani çok haklı bir anksiyetedeyiz. Ve diyoruz ki bir de o kadar çok saçmalık yaptı ki muhalefet. Yani geçtiğimiz süreçte de. Yok Ekmeliçi'de Ekmelettin, yok bilmem ki. Ona uy ver. Muhalefetin hata yaptığını çok gördü seçmen. Şu anda da şu panik içinde. Ya bu da bir hataysa. Biz şunu gördük, tek listeyle girmektense 81'inin 81'inde de orada da şu hata yapılıyor bakın. Herkesin genelde ekseriyetle hesapları şunun üzerinden dönüyor. Ve bu haklı. 81'inin 81'inde de bütün partiler seçime girerse evet milletvekili kaybı oluşur. O yüzden tam olarak Türkiye İşçi Partisi ne demedi? Ben 81'inde seçime giriyorum demedi. Demiş olsaydı evet bu buradan şimdi tartışmaya devam edebilirdik. Biz bunu yapmadık. Ne yaptık? Bilakis ne dedik? Bu ittifakın o milletvekili çıkarması çok önemli. Çünkü başka bir ürünü daha var şu için. Az önce saydığımız şey. Gideceğimiz meclisi bir projekte edelim. 2 ay sonra inşallah hepimiz seçildik, meclisteyiz. Kimler var o mecliste? AKP, MHP var.
kuyruğuna taktığı az önce bahsettiğiniz Yeniden Refah Hüdapar var. Geçelim bu tarafa kim var? Cumhuriyet Halk Partililer var. Yanında kim var? İyi Partililer var. Gelecek Partililer, Deva Partililer, Saadet Partililer, Demokrat Partililer. Böyle bir meclis aritmetiğinde solun varlığını biz çok önemli gördüğümüz için tam olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sandalye sayısını çok önemsedik. Ve bunu yaparken de zaten tek tek araştırdık. Yani şunu gördük, İstanbul'da burada Türkiye İşçi Partisi Yeşil Sol'la birlikte seçime girecek. Pusula'da hem Türkiye İşçi Partisi olacak hem Yeşil Sol Parti olacak ve bizim üzerimizde bir Emek ve Özgürlük İttifakı yazacak. Çünkü biz İstanbul'da bunun hesaplamalarını yaptık. HDP mevcut milletvekili sayısını korurken tipin yarattığı tabanla artı olarak milletvekili çıkartıp bu ittifakın yanına koyabileceğimizi gördük. Nerede görmedik mesela? Ankara örneği verdiniz. Ankara 1. bölgede Türkiye İşçi Partisi seçime girmiyor şu anda. 2'de ve 3'te giriyor. İzmir 1. bölgede Türkiye İşçi Partisi seçime girmiyor. 2. bölgede giriyor. Buna peki biz kendi kendimize mi karar verdik? Asla böyle bir şey yok. HDP ile birlikte oturduk. Diğer ittifak ortaklarımızla oturduk. İlin çalıştık. Onlarla mutabık kaldığımız neyse biz tam olarak zaten onu yaptık. HDP'nin eleştirilerinin bir kısmı cezaevinden geldi size. İşte evet. Gülten Kışanak'tan geldi. Ben kişisel olarak net ve sert bir eleştiri olarak okudum bunu. Onu destekler nitelikte Demirtaş'tan, Selahattin Demirtaş'tan geldi. Eski HDP eş genel başkanı. Siz bu eleştirileri duyduğunuzda örneğin Gülten Hanım'dan ya da Selahattin Bey'den öncelikle ne hissediyorsunuz? Siyaseten onu çok merak ediyorum ben. Hani politik duyarlılığı olan, toplumsal duyarlılığı olan insanlar böyle durumlarda ne hissederler? Çok önemsedim. Öncelikle onu söylemem lazım. Yani her ikisi de benim için kişisel olarak da sadece ülke için değil o kadar önemli isimler ki hele sevgili Gülten abla, onun kitabı benim üzerimde çok büyük etkisi olan insanlar bunlar. O yüzden de söylediklerini can kulağıyla elbette ki dinledim. Yazılarını büyük bir titizlikle okudum. Ama geldiğimiz noktada bu bir siyasi tartışma, siyasi bile değil aslında, bu bir hesap tartışması ve bu tartışmayı elbette ki bu saray rejiminin faşizmi yüzünden hukuksuz bir şekilde zindanlarda tutulan arkadaşlarımızla girebileceğimiz bir durumumuz yok. O yüzden de şunu çok nasıl diyeyim, mutlulukla hatta keyifle hayal ediyorum. İnşallah sevgili Gülten abla da, sevgili Demirtaş da çıkacaklar. Ondan sonra oturup uzun uzun seçim sistemini kendileriyle tartışabiliriz diye umut ediyorum. Hedefiniz nedir? Bir Türkiye İşçi Partisi'nin yarın projeksiyonunda mecliste 15 Mayıs itibarıyla kaç milletvekiliyle yüzde kaç oy almış olarak bulunmak istiyorsunuz? Bu sizin aritmetiğinizde eminim vardır. İttifakla evet, da bunu konuşmuşsunuzdur. %3 müdür mesela? Anlatır mısınız bize biraz? Tabii ki. Biz zaten şunu hesapladık Murat Bey çıkarken. Başından beri aslında istediğim %3 hedefimiz vardı ama şu anda şunu söylemem lazım. 81 ille olduğu zaman bu önümüze konulan hedefler. Biz şu an neredeyse Türkiye'nin yarısında zaten seçime girmiyoruz. Ama buna rağmen bir önceki sorduğunuz soru, yani gördüğümüz ilgi bize buna rağmen %3'ü görürseniz şaşırmayın diyecek bir halde sokakta. %3 bir limit aslında, psikolojik bir limit. Mali bir limit, devletle alakalı pek çok aslında şeyi var, mantığı var bu %3 rakamının telaffuz edilmesinin. İzleyenler merak edecektir. Niye %3'ü özellikle vurguluyorsunuz? Bizim %3 hedefini aslında en başında önümüze koymamızın romantik diyebilirsiniz belki ama tarihi bir yönü var. Çünkü biz tarihsel tipi kendimize örnek olarak da alarak yola çıkmış insanlarız ve bu ülkelerde, bu ülkede sosyalizmin böyle en köklü biçimde mecliste temsil edildiği, bununla kalmayıp merkez partileri de sola çektiği, sendikaların müthiş güçlü olduğu bir dönemde Türkiye İşçi Partisi 2. yanılmıyorsam 70 ya da 80 gibi bir oy oranına sahip. Ve bizim şu anda 3. tip diyeyim olarak en büyük hayalimiz bu rekoru egale edip hatta üstüne çıkabilmek ve 40 yıllardan sonra ilk defa bir sosyalist partiyi seçim gecesi bakarken o bandın üzerinde görüyor olabilmek sanıyorum. Ya bir yandan devletin desteği, işte herkesin vergileriyle oluşturulmuş bir havuzdan partilere tahsis edilen para. Dolayısıyla ayıbı günahı da yok eğer. Ha, orası ayrı bu arada. O kadar evet tabii ki, yani şu anda bir seçim çalışması yapıyoruz. Pardon. Bu tarafı ben de önemsiyorum biraz, böyle çok hoşuma gidiyor o dönemleri okumak ama bu da evet bu arada. Tabii ki. Ya 600 milyon AKP alıyor, bilmem kaç yüz milyon CHP alıyor, 100 bin 500 baloncuk herkese dağıtılıyor ve bu para dediğin gibi size benim vergilerimden
İşte pazardan geliyorum ben şimdi. Bildiri dağıtıyoruz değil mi? Böyle kendimizi en azından tanıtacak seçmene bildiriler ya da işte arabayla bir yerden bir yere gidiyorsun. O mazotu 25 lira. Bu bildirinin tanesi var ya 1 liraya basıyorlar şu anda. Kağıt fabrikası bile yok Türkiye'de çünkü. Onun kağıdını bile yurt dışından alacak durumdayız. Muazzam bir masraf var. Ben burada birinci bölgede yarışıyorum. Benim rakibim kim biliyor musun? Murat Kurum. Ve hala bakan kendisi böyle 10.500 arabayla geliyor pıtı pıtı helikopterler uçuyor kafamızda. O böyle seçim çalışması yapıyor. Üstüne AKP'nin cebine senin benim vergilerimden 600 milyon bilmem kaç lira para giriyor. Türkiye İşçi Partisi ne yapıyor? 20 lira o öğrenciden aldığı bağış, 50 lira bu işçiden aldığı bağış, 100 lira. Biz bununla geçiniyoruz şu anda. Türkiye'nin sorunlarına bir bakalım. Çünkü mevzu gerçekten hepimizin gördüğü kadar hatta çok daha fazlasıyla derin, can acıtıcı. Hemen şunu sormak istiyorum mesela. Aynı ittifakın içindesiniz. Son dönemde aritmetik üzerinden tartışmalar da yaşadığınız Yeşil Sol Parti, HDP geleneği diyelim, ile arada sürtüşmeleriniz de oldu. Siyasette bu normal belki de, bilemiyorum. Siz siyasetçisiniz, dolayısıyla daha iyi bilirsiniz ama Kürt sorununa neresinden bakıyorsunuz? Ben onu yani eski bir CHP'li, yeni tipli ve HDP ile ittifakın içerisinde yer alan bir siyasetçi olarak Kürt sorununa, bu kanayan bir yara çünkü. Evet. Neresinden baktığınızı merak ediyorum. Bir adım öne alacağım izniniz olursa. Hani dediniz ya, ittifakın içinde de sürtüşmeler, hani kavga demediniz burada, ben abartmayayım ama diyen de var. Şuradan almam lazım. Bizim ittifakımız masa başında kurulan bir ittifak değil. O yüzden de masa başında bozulacağını bekleyenler çok boşa bekledi. Yani ittifak hepimiz için yeni, farklı. Dedim ya işte koskoca Gülten Kışanak'la bile fikir ayrılığı yaşayabiliyorsun. Elbette böyle bir süreç. İttifaklar bunu gerektiriyor ve biz kendi içimizde en doğruya ulaşmak için bir tartışma yürüttük. Ve günün sonunda da uzlaştık. Yani bu böyle fırtınalar durulmuyor, gemiler bilmem ne falan diyorlar. O bence hepimize birden haksızlık olarak düşünüyorum. İkinci sorduğunuz kısmına gelince zaten bu ittifakın bence birazcık özünde yatan şeylerden biri de bu. Hatta izninizle bir adım daha öte götüreceğim. Galiba benim parti değişikliğimin altındaki sebeplerden biri de bu. Çünkü hani gerek büyüdüğün çevre, gerek işte aileden aldığın, gerek eski siyasi alışkanlıklarınla, ben kendim için konuşursam biraz daha herhalde az bildiğim bir alandı. Az bildiğim için de az duyum sayabildiğim bir konuydu bu benim. Ama ne zamanki meclisin içerisine girdim, HDP'li milletvekilleriyle çok hakikaten yakın arkadaşlık etmeye başladım. Ne zamanki üzerimizde kameraların ya da toplumun, açık söyleyeceğim bunu, baskısı olmadan biz büyük bir dürüstlükle, birbirimize karşı büyük bir açıklıkla tartışabilmeye, bu konuyu konuşabilmeye, adıyla sanıyla Kürt sorununu karşılıklı olarak masaya yatırabilmeye başladık. Ben aslında sanıyorum tam olarak aslında o zamanlar aydınlanmaksa bunda da aydınlandım. Çünkü hani bazı eşikleri aştıkça fark ediyorsunuz aslında geldiğiniz yerin şeyini. Bugün geldiğimiz noktada da biz çok açık bir şey söylüyoruz ve başından beri bunu söylüyoruz. Ne kapılı kapılar ardında, ne tek bir yurttaşımızın uğradığı ayrımcılığın ya da yaşadığı acıların üzerinde tepinerek, ne bu böyle şey falan diyorlar, kardeşiz, kardeşiz dediğin şeyde bir abi kardeşlik de var. Yani istiyorlar ki yani şu anda daha şey durumunda olan, işte ezilen, ötekileştirilen durumunda sen küçük kardeş pozisyonunda kal ve işte bu devletimiz ve onun asli sahipleri size abilik yapmaya devam etsinler. Bizim tam olarak hayır dediğimiz şey aslında bu. Yani Türkiye İşçi Partisi'nde bunu sık sık soruyorlar. Biz ne Türklerin, ne Kürtlerin, ne Alevilerin, ne Sünnilerin, inanın bunların hiçbirinin partisi değil. Bilakis bu sıfatlar yüzünden ayrımcılığa uğrayan, hayatı zorlaştırılan, devlet karşısında eşit Türktaş olarak görünmeyen herkesin partisi olma iddiasındayız. Ve Kürt sorununa tam bu yüzden çok önemsiyoruz. Yani bu kurduğumuz ittifakta da mesela yani hem tarihsel bir birliktelik olarak görüyoruz bunu. Çünkü az önce bahsettik, daha birinci tip zamanında adıyla sanıyla Kürt sorunu raporu yazıldığı için başına bir şey gelmeyen, başına gelmeyen şey kalmayan bir parti geleneğinden biz geliyoruz. Ve bunu tarihsel bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kurtuluşunu Türk ve Kürt emekçilerinin ortak omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz. Sizin Kürt sorununun çözümüne dair önerileriniz nedir? Aynı şeyi düşünmediğiniz belli. Çünkü düşünseydiniz aynı çatının altında siyaset yapardınız. Tip Kürt sorununu nasıl çözecek? Böyle bir vaat değil de programı
buna yaklaşımı nedir, nasıldır? Bunu da ben merak ediyorum. Elbette eşit yurttaşlığı biz tam olarak aslında önümüze koyuyoruz burada. Yani sadece Kürt sorununun çözümünde de değil, bir sürü ayrımcılığa uğrayan kesim var bu ülkede. Daha adıyla sanıyla söyleyelim ya, zengin, Sünni, Türk, yaşlı bir erkek değilseniz bu hayatta ve patron gerçekten hayatınız çok zor. Lahasını yani hakikaten öyle. Hayatınız çok zor. Biz Kürt sorunun çözümünde de eşit yurttaşlığı birinci ve en büyük harflerle önümüze yazıyoruz. Ama asıl baktığımız yer budur. Asıl görmek istediğimiz yer de budur. Ve arkadaşlarımızla bu işin asli özneleriyle ve kendini devlet sanıp bu ülkenin azınlık falan da değil ya, kurucu bir unsuruna olmadık ayrımcılığı, olmadık zulmü reva görenlerle önce hesaplaşmak, daha sonra da bir daha hiçbir kesim için böyle bir zulüm ortamı oluşmasın diye eşit yurttaşlık temelinde gerçekten güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz aslında. Muradımız bu. 99 yılına göndermeler yapılıyor. Görmüşsünüzdür çeşitli makalelerde. ÖDP meselesine. Nasıl bir karşılaştırma yapıyorsunuz siz? Şöyle bir durum var. ÖDP'nin kuruluşuyla tipinki biraz ayrıştırmak gerekir. Yani başka başta sol gelenekten gelen insanların bir arada durduğu bir yapıydı. Şunu da hemen söyleyeyim. Yakaladıkları rüzgar o kadar güzeldi ki onunla karşılaştırmak ancak ve yalnızca gurur verir hepimize diye düşünüyorum. Ama Türkiye İşçi Partisi daha ziyade farklı ekiplerin bir araya gelip oluşturduğu değil, Gezi'den sonra bu ülkenin başka bir söyleme ihtiyacı olan ve aynı görüşte olan aslında özünde insanlar tarafından kurulmuş bir parti. Siyaset uzun soluklu bir şey Türkiye gibi ülkeler için, Yunanistan gibi ülkeler için mesela dededen toruna devam eden insanların koltuğa oturup bir daha asla kalkmadığı. Siz ne zaman bırakmayı düşünüyorsunuz siyaseti? Yarın inşallah. Ben ne zaman bırakmayı düşünüyorum siyaseti? Güzel bir soru bu. Bir yandan şeyi de var bence ya Murat Bey, işin içinde böyle bir zehir diyorlar ya, hani herhalde öyle de bir durum var. Ortalık bu kadar kendini bir şey sanan gençlerin, kadınların ve diğer tüm insanların hayatına tahakküm etme yetkisini doğuştan gelen bir yetenek gibi üstünde taşıyan erkeklerden biraz kurtulduğumuz gün ben de siyaset yapmayı bırakmayı düşünürüm diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla toplumun birbirinden farklı ama birbirinden daha ötelenmiş pek çok kesimine hitap etmek gibi bir çerçeviniz var. Öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum acaba? Doğru anlıyorsunuz, evet. Bu ülke sadece böyle bizi sıkıştırmaya çalıştıkları sıkıcılıklı ve prototipte bir ülke değil yani. Ve bu sürekli bir genelleme, sürekli çoğunluğun azınlığa tahakkümü, sürekli bu moddalar ve insanları sadece varoluşlarından ötürü ya da doğuştan onlarla birlikte gelen etiketlerden, kimliklerden ötürü tükaka ilan eden, üvey evlat muamelesi yapan bir devlet var ya. Bu ülkenin geneline baktığınız zaman işte %51'i kadın şu anda seçmenin. Meclise dönüyorsunuz %15'i kadın. Gençler herkes değil mi şu an hangi siyasetçiye dokunsan Z kuşağı diye başlıyor. Arkadaş yani ülkenin 1/3'ü 30 yaş altında, dönsenin meclisinde 30 yaş altı 8 tane milletvekili var. LGBT artılar var kardeşim, varlar. Yüzyıllardır varlar, siz gittikten sonra da var olacaklar. Bu onların varoluş biçimi sana ne? Yani kimin kimi sevdiğinden, kimin kiminle seviştiğinden sana ne? Bu nasıl devlet gözünde bir ayrımcılık, bir bilmem ne sebebi olabilir? Türkiye'nin %99'u Türk. İşte Türkiye'nin %99'u Müslüman falan. Türkiye'nin %99'u işçi. İşçi. Yani burada kim? Sizden de bahsediyorum. Kameraman arkadaşımdan, kendimden bahsediyorum. Emeğiyle, alın teriyle çalışıp 6 ay çalışmadığı takdirde kirasını ödeyemeyecek durumda olan insanlardan. Değil mi? Bir ücret alarak, bağımlılık. İşçilerden bahsediyorum. Meclise dönüp bakıyorsunuz. Kardeş yani hani bu nasıl temsiliyet ya? Sağlık sistemi diyoruz, Sağlık Bakanı özel hastane sahibi. Eğitim sistemi diyoruz, Eğitim Bakanı özel okul sahibi. Aralarında yani bir tane doğru düzgün böyle hani çalışarak para kazanmış, bilmem ne yapmış, mobbinge uğramış sadece insan yok. Bunlardan kurulu bir meclis var. Biz bundan çok sıkıldık. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Gerçekten bunu yani Esmeray'ın bizimle olması, varlığı da çok önemli. Bu bölgede Mizgin'in benimle birlikte aday olması da aynı nedenle çok önemli.